Arkadaşlar Kolaysa Çöz yarışmasına hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir tarafta 8. sınıf öğrencisi Çağan Efe Ak, diğer bir tarafta yine 8. sınıf öğrencisi arkadaşlarımızdan Ecre. Ecre, seni biraz tanıyabilir miyiz? Ben Ecra, LGS 2021 öğrencisiyim. Sakarya'dan geldim, o şekilde. Peki, heyecan var mı Ecre? Var bayağı. Var bayağı. Çağan, sende durum nedir? Yani orta düzeyde. Orta düzey. Birazdan burası yıkılacak arkadaşlar, merak etmeyin. Size hemen Kolaysa Çöz yarışmasının kurallarını hatırlatayım. Kolaysa Çöz'de toplam 5 soru olacak. Bu 5 soru içerisinde her soru esnasında sizin odaklanmanızı dağıtacak farklı aktiviteler gerçekleştirilecek. 2 soru matematik, 1 soru fen bilgisi, 2 tane de Türkçe sorusu olmak üzere toplam 5 sorumuz var. Yanınıza birazdan boş kağıtlar verecek ve o kağıtlara doğru bulduğunuz cevap şıkkını yazabileceksiniz. Anlaşılmayan bir şey var mı gençler? Hayır. Harikasınız. O zaman Kolaysa Çöz başlıyor. Evet, Ecre ve Çağan, şimdi sizden önünüzdeki kitaptan, Zoru Bankası'ndan 129. sayfa, 58. test oluyor. 6. soruyu açmanızı rica ediyorum. Şöyle bir göz gezdirdi hemen Ecre, yakaladı soruyu. Evet, şimdi bana doğru bakabilirsiniz bulduysanız soruyu. Bu arada Çağan solaksın. Hı hı. Güzel, bakmazsın diye tahmin ediyorum arkadaşına. Süpersin. O zaman ben komutu verdiğimden itibaren 2 dakika süreniz var. Arkadaşlarım içeriye girecek ve sizi rahatsız etmek için elinden geleni yapacak. Hazır mısınız? Hazırız. 3, 2, 1 başlayalım. Evet, arkadaşlarımız hızlı bir şekilde geldiler. Zaten kameralar varken bile çözmek zorken. İyi misiniz? Gayet iyi görünüyorlar. Devam ediyorlar şu an çözmeye. 1 dakikaya doğru yaklaşıyoruz. Rabia 5 saat öttürmeyi başardı. Tebrik ediyorum. Hakan balondan kapı gıcırtısı çıkardı. Az bir süre kaldı. İki tarafta çözmeye devam ediyor. Ve evet, bir cevap geldi ama doğru mudur, doğru değil midir bilmiyoruz. Ecre tamamladı. D şıkkı dedi Çağan, B şıkkı dedi Ecre. Doğru cevap B olacaktı. Tebrik ediyoruz Ecre'yi. Zor bir soru. Sorunun zor olmasından ziyade zor bir etap, balon etabıydı diyebiliriz. İlk soruyu doğru cevaplayan Ecre'yi kutluyoruz ve ikinci soruya geçiyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi ikinci sorumuz gelecek. Ama Engin abi bir dakika. Ben gözlüğüm olmadığı için yapamadım. Bir gözlüğümü alabilir miyim? Oo, gözlük istedi. Gözlük geliyor. Teşekkür ederim. Evet, her şeyi değiştirecek olan gözlük geldi. Gözlüğünü taktı Çağan. Çok iddialı bir şekilde Ecre dua okumaya başladı. Şimdi sizden Zoru Bankası'nda yine 99. sayfada 43. test. 5. soru. Olasılık sorusu. Gördük mü soruyu? Harikasınız. Yine 3-2-1 dediğimde 2 dakikalık süreyle başlayabilirsiniz. Arkadaşım sizi rahatsız etmek için aslında birçoğumuzun evinde sık sık duyduğumuz seslerden birini çıkartacak. O zaman 3-2-1 başlayın. Evet, temizlik yapılıyor şu anda. Çağan'dan bir cevap geldi. Ecre'den de geldi. Evet, tebrik ediyoruz. Daha ortalığı adam akıllı silip süpüremeden
İki arkadaş da cevap verdi. Peki bu cevap doğru mu? Ne kadar eminsiniz Ecre? %50. %99. %99 gözlükten dolayı. Evet, bu etabı çok hızlı tamamladınız. O zaman doğru cevabı söylüyorum. Doğru cevap D şıkkıydı arkadaşlar. İkinizi de tebrik ediyorum. Fakat ilk yapan arkadaşımız Çağan durumu eşitlemeyi başardı. Nasıl yaptın Çağan? Anlatayım. Şimdi burası 4, burası da 6. Bunların ortak kenarları burası. O yüzden burası 2 olacak. 2 ile 2'yi çarpınca 4, 2 ile 3'ü çarpınca 3. O yüzden burası 3, burası 2 olacak. 6 ile 2'yi çarpınca 12 oluyor. O yüzden burası, buralar 6 oluyor. Sonra 6 ile 3, 18 oluyor. Sonra hepsini topluyoruz. Hepsi 40 ediyor. 40 da 18, 20 de 9 oluyor. Tebrik ediyoruz seni. Birbiri yakalamayı başardın. Şimdi matematiklerimiz bitti arkadaşlar. Sıra fen bilgisine geçiyor. Arkadaşlar, üçüncü soruya geçtik. Fen bilgisi, fende nasılsınız? İyiyim, ben de iyiyim. Sen de iyisin. O zaman görelim nasıl olacağını. Fakat bu sefer gerçekten birazcık zorlanacaksınız. Çünkü işte arkadan arkadaşım geldi. Elinde Nerf'le geldi ve birazcık canınız yanabilir. Dikkat edin arkadaşlar. Şimdi hangi test olduğunu söylüyorum hemen. Test 77 ve dördüncü soru. Basit makineler. En sevdiğiniz. En sevdiğim bu arada. Güzel. Evet, şimdi buraya dönebiliriz. 3, 2, 1, başla. Evet, süre de geçmeye devam ediyor bir yandan. Ve doğru cevap geliyor mu? Aynı anda kaldırdılar, inanılmaz. Evet, aynı anda kaldırdılar. Arkadaşlar, ben en son VAR'a gideceğim. İlk kimin kaldırdığını görmedim çünkü. Ama ilk yazan değil mi? Kaldıran sanki. İlk yazan ve ilk kaldıran. Ona bakarız birazdan. Doğru cevap olması gerekiyor tabii ki ama sanki ikiniz de çok emin çözdünüz. Doğru mu sizce? Doğru. Doğru. Güzel. O zaman bence de doğru. C şıkkı doğru cevaptı. Peki puan kime gidiyor? Şimdi VAR sistemine gidiyoruz. Arkadaşlar, VAR'a gittik ve 2 saniye diyebiliriz. Önce yazan, aynı zamanda bir tık önce kaldıran Çağan'dı. Tebrik ediyoruz Çağan'ı. Ama gerçekten ikiniz de sanki denkmişsiniz gibi. Ben ikinize de sormak istiyorum. Lisede, daha doğrusu LGS'de ne hedefliyorsunuz? Çağan'a soralım. Ben önce Kadıköy Anadolu'yu hedefliyorum. Peki puan olarak kafandaki puan ne? Yani 460-470 üstü olursa çok iyi. Süper. Sen ne düşünüyorsun? Fen lisesi hedefliyorum ve 450 puan üstünde olması. 450 üstü gibi. Aslında denk güçler kapışıyor ve o yüzden çok güzel gidiyor. Bu arada bir önceki kolaysa çöz yarışmamızda daha zor sorular sormuştuk. O yüzden de bir tık burada dedik ki arkadaşlarımıza bu zulmü yapmayalım. Biraz daha kolaylaştıralım. Bu şekilde devam edeceğiz. Fen sorusunu da bildiği için tebrik ediyoruz Çağan'ı. Bu arada buradan Barkın Hoca'ya selamlar. Teşekkür ederim hocam. Fen hocan galiba. Evet. Tebrik ediyoruz seni. O zaman dördüncü soruya geçebiliriz. Arkadaşlar, geldik dördüncü soruya. Bu soru Türkçeden olacak. Açalım kitaplarımızı paragraf 10'dan. 123. sayfa. 10. soru. Evet, gördük soruyu. Evet, nasıl soru arkadaşlar? Böyle şöyle bir kısa bakıp. Biraz uzun, evet. Biraz bir sayfa. Zora benziyor. Tam bir yeni nesil soru. O zaman hazırsanız 3-2-1 diyorum ve arkadaşlarım giriyorlar. 3-2-1 başla. Overlock makinesi ayağınıza geldi. Halı, kilim, yolluk, paspas kenarına, halı fleks kenarına overlock çekilir. 5 dakikada yapılır. Evet. Patates geldi şu anda. Bir tarafta overlock makinesi. Evet, arkadaşlar tam kulak. Kastamonu sarımsağı geldi. Evet, Kastamonu sarımsağı geldi. Çağında ne alaka dedi? Ben kastım.
arkası ortadan ilerliyor. Ben kas sola verdim. Evet, yayınlar karıştı bu arada. Polis ilerliyor. İleride Tio. Tio vurdu. Gol geldi bu arada. Cevap geliyor Ecre'den. Devam edebilirsin. Doğru değilse. Flütçü arkadaşımız hatırlarsanız artık ses sanatçısı oldu. Evet, az bir süre kaldı. Hadi seni bekliyorum. Evet, Çağ'ın da doğru olduğunu düşündüğü cevabı kaldırdı. A dedi. Peki, doğru cevap ne acaba? Emin misin Ecre? Bilmiyorum. Biraz. Ben C olduğunu düşünmüyorum bu arada. C olduğunu düşünmüyorsun. Yok. Benim ilk elediğim şık oydu yani ama. Ah be. İnşallah değildir yani. Yüzde kaç A peki? %50. 50 vardır. 50 vardır. O zaman doğru cevabı söylüyorum. Doğru cevap B şıkkı olacaktı arkadaşlar. Tebrik ediyorum ikinizi de. Bu etaptan ikiniz de puan alamadınız. Şu an için durum 2-1 olarak devam ediyor ve son soru eğer Ecre bilirse beraberlik olacak ve bonus son soruya gideceğiz. 6. soruya gideceğiz. Arkadaşlar geldik 5. soruya. Geçen videoyu izleyen arkadaşlar bileceklerdir ki 5. soruda yaptıklarımız en ağır oluyor. O yüzden öncelikle size soruyu açmanızı rica edeceğim ve soruya mümkün olduğunca bakmamanızı isteyeceğim ve sonra ben oraya geleceğim. Sayfa 110'da 8. soru arkadaşlar. Evet, bana doğru bakabilirsiniz. Şimdi teçhizatı kuruyoruz ve oraya geliyoruz. Evet sevgili arkadaşlar, son soru için hazır mıyız? Hazırız. Güzel, o zaman 3-2-1 deyince başlayabiliriz. 3-2-1 başlayalım. Hayat ötesi yapmışım, tanıyormuşum. Evet, cevaplar geldi. Ben hemen yerime geçiyorum arkadaşlar. Evet, 5. soruda Ecre A dedi, Çağan C dedi. Ecre neden A dedin? Doğru olduğunu düşünüyorum. O yüzden A dedim. Çağan da doğru olduğunu düşünüyor. Belki de ikinizinki de doğru değil ama. 5. sorunun doğru cevabını söylüyorum arkadaşlar. Doğru cevap C şıkkı olacaktı. Tebrik ediyoruz. Hep beraber bir alkışlayalım Çağan'ı. Bravo. Ecre'yi de tebrik ediyoruz. Çok güzel yarıştı Çağan'la beraber. Güzel bir mücadeleydi. Bu işin sonunda tabii ki amacımız tamamen eğlenmekti. Burada bilgi yarıştırmak çok mümkün değil bu ortamda. Ecre ilk defa bir yayına katıldı. Onun için de çok heyecanlı bir durumdu. Tebrik ediyorum. Süpersiniz. O zaman sizlere katıldığınız için arkadaşımızdan güzel de bir hediye olacak. Onu getirelim hemen. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, Tonguç Plus'tan 1 yıl boyunca yararlanabileceğiniz üyeliği sizlere hediye ettik. Umuyorum ki hem 8. sınıfı bitirirken hem de 9. sınıfta sizlere çok faydası olur. Neler hissettin Ecre? Nasıl bir gündü senin için? Çok eğlenceli bir gündü. Buraya geldiğimde bayağı heyecanlıydım ama yarışma sırasında daha az indi heyecan. O şekilde. Sen neler hissediyorsun şu an? Yani ben söylediğim gibi orta dereceliydi heyecanım. Giderek azaldı. Şu an çok mutluyum kazandığım için. Ama Ece'yi de çok tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Biz de sizi tebrik ediyoruz. Çok tatlıydınız. Çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Ayağınıza sağlık. O zaman bir sonraki videolarda tekrar görüşmek dileğiyle diyelim arkadaşlar. Hoşça kalın. Bay bay. Görüşürüz.